Bol çiçekli günlerden merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle böyle kökleri çürümek üzere olan orkidemizi nasıl hayata döndeririz? Size onun hakkında bilgiler vereceğim. Evet, orkidemizi gördüğünüz gibi artık yaprakları yumuşamaya başladı. Şöyle göstereyim. Kökleri bayağı bir çürümeye başladı. Şimdi bu orkidemizi saksıdan çıkartıp neler yapabiliriz? Birlikte bakalım arkadaşlar. Evet, orkidemizi şöyle bir kabımıza önce içerisini boşaltacağız. Bakalım ne durumda orkidemiz. Şöyle toprağından ayıralım. Neler yapabiliriz? Nasıl kurtarabiliriz? Görüyorsunuz daha içindeki süngeri duruyor orkidemizin. Evet, orkidemizde çürüyen kökler var. Öncelikle şurada bir kuru dal var gördüğünüz gibi. Bu kuru dalı makas yardımıyla keseceğim arkadaşlar. Fakat makasımızı orkideyi kesmeden önce limonla bir güzel dezenfekte ediyoruz. Mikrop kapmasın diye. Orkide hassas bir bitki. Şöyle arkadaşlar, dibinden bu kötü daldan, kurumuş daldan ayırdık orkidemizi. Ve daha sonra tekrardan aynı şekilde limonumuzu sürerekten buradaki kuru dallardan da temizleyeceğiz orkidemizi. Bu şekilde bütün kuru dallarını, köklerini ayıracağız. Evet, gördüğünüz gibi bu da işe yaramaz bir kök. Kurumuş iyice. Kurumuşlar zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. İplik iplik kalıyor. Güzelce ayıralım. Şunlar daha sağlam kökler. Yeşil ve sağlıklı bir köke benziyor. Sağlıklı köklerini bırakacağız. Şöyle kurumuş köklerinden orkidemizi güzelce temizleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bayağıca çürümüş. Şu kökü de çürük. Kurumuş artık. Şöyle gördüğünüz gibi iplik iplik oluşmuş artık. Evet. Ben bütün kuru köklerini temizleyip geleyim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi bütün çürümüş köklerinden kurtuldum. Hiçbir şekilde yeni kök oluşumu yok. Bu kökleri biz kurtarmaya çalışacağız. Şimdi bunu su kültürü yapacağım arkadaşlar. Önce orkidemizi, bu dallarını güzelce çeşmenin altında yıkayacağım. Evet, bu şekilde güzelce yıkadım. Ve bir kavanoza şöyle yarım su doldurdum arkadaşlar. Yarım suyu doldurduktan sonra içerisine şöyle 1-2 damla limon sıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu limon mikroplarını kıracaktır. Hijyen olacaktır. Şöyle orkidelerimi güzelce kavanoza yerleştiriyorum köklerini. Çok hepsinin girmesine gerek yok. Köklerinin bir kısmı değilse yeterli. Evet, bu şekilde su kültürü yaptım arkadaşlar. Şimdi bunun gelişimini birlikte takip edeceğiz. Şu hava kökünü de dışarıda bıraktım arkadaşlar. Hatta bu hava kökünün şu ucunu da kesmek istiyorum. Kuruyan bir bölgesi. Evet, orkidemiz bu şekilde su kültürü yaptık. Yaprakları da yumuşak arkadaşlar. Gelişimini
Birlikte takip edeceğiz. Ben gelişim gösterdikçe bir 10-15 gün içerisinde kök vereceğine inanıyorum. Daha önce de aynı şekilde yapmıştım. Şimdi de aynı şekilde kuruyan orkidemizi, kurumak üzere, ölmek üzere olan orkidemizi aynı şekilde yaptım. Suyumuzu da arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi berrak bir su. Şöyle berrak bir su. Bulandıkça yenileyeceğiz. Genelde dinlenmiş su tercih edin. Ben şimdi video çekmek için, sizlere göstermek için çeşme suyu kullandım. Değiştireceğim, dinlenmiş su kullanacağım. Evet, bakalım nasıl bir gelişim gösterecek. Evet, orkidemizi su kültürüne koyduktan sonra böyle bol ışık alan, perde arkasında bol ışık alan masamıza koydum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi orkidelerim burada duruyor. Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde. Böyle yerini de sevince harika güzellikler ortaya çıkartıyor orkidemiz. Dediğim gibi bol güneş ışığı alan, direkt güneş ışığı değil, bol böyle aydınlık ışık alan bir yerde olması lazım orkidemizin. Evet, ben aralıklı bir şekilde sizlere orkide hakkında bilgiler vermeye devam edeceğim. Bu su kültürü yaptığımız orkideyi de birlikte takip edeceğiz inşallah. Yeni kök verdikçe ben kısa da olsa sizlere video çekeceğim. Evet, beni takipte kalın arkadaşlar. Kanalıma destek amaçlı abone olursanız da çok sevinirim. Bol çiçekli günler dilerim. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.